Total istasyonları gün ortasını sunar. Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Sıcağı sıcağına Turkcell ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı. Konuyla ilgili Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Ekoturk özel açıklamalar yapacak. Muhabirimiz Yarkın Sun bu röportajı gerçekleşecek. Yarkın, hemen sözü sana bırakmış olayım. Çünkü önemli bir şirket, önemli bir bilanço, söz sende. Murat Tufan, teşekkür ederim. Turkcell ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu dün akşam itibariyle açıklamıştı. Şu anda da düzenlenen basın toplantısında Murat Erkan'la birlikte değerlendirmeler alacağız. Kar artış oranında ve cirosunda çok büyük büyümeler var. Kar artış oranı %67 oranında yükseldi Turkcell'in ikinci çeyreğe ilişkin karı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan bizimle birlikte değerlendirmeler alacağız. Sayın Erkan, yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi sizinle en son 2021 yıl sonuna ilişkin de röportaj yapmıştık. Orada da güzel bir bilanço vardı da şimdi de güzel bir bilanço var. Bu yılın hikayesine bakacak olursak bu kar artışı, ciro artışlarındaki en önemli sebep, en önemli neden neler oldu? Yıl sonuna ilişkin de beklentilerinizi galiba revize ettiniz ayrıca. Kesinlikle. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii yıl içinde birçok şeyi revize ettik ama önümüzde gerçekten makroekonomik gelişmeler, savaş, enerji tarafındaki sıkıntılar, petrol fiyatları gibi birçok konu aynı anda son 6 ayda karşımıza çıktı. Şimdi baktığımız zaman Turkcell %46 büyümede. Bu büyüme neler getirdi dersek, burada 3 tane ana stratejik odak alanımız vardı. Bunlardan bir tanesi dijital servislerimiz. İşte TV Plus gibi, Bip gibi, Lifebox gibi, Fizi gibi müzik servislerinin olduğu işimiz %56 büyüdü kendi içinde. Oradan dijital iş çözümleri dediğimiz kurumsal şirketlerin dijital dönüşümü. Çünkü şirketler artık bir dönüşüm ihtiyacındalar. Pandemi sonrası daha da ortaya çıktı. Bu noktada da %85 büyüyen bir dijital iş servisleri çözümümüz oldu. Son olarak fintech, techfin dediğimiz bizim Paysel, kredi finansman şirketimiz Finansel gibi şirketlerimiz de buradaki büyümeye %70'in üzerinde katkılar sağladılar. Dolayısıyla %46 büyüdük ama bu ana odaklarımız bu büyümeyi yukarı çeken unsurlar oldu diyebilirim. Müşteri kazanımı noktasında nereden nereye gelindi ikinci çeyreğe ilişkin? Tabii müşteri kazanımı özellikle uzun vadeli gelirlerin, uzun vadeli başarının, operasyonel sonuçlarının en önemli parametrelerinden birisi. Bu noktada biz ilk 6 ayda 1.2 milyon müşteri kazandık. Hedefimiz neydi derseniz, biz yılda 1 milyon kazanmamız gerekir hedefiyle yola çıkmıştık. 6 ayda 1.2 milyona gelmek aslında önemli bir başarı. İnşallah sene sonuna doğru bu rakamları arttıracağız. Sene sonuna ilişkin revizeler söz konusuydu. Onlara ilişkin de bilgi alabilir miyiz sizden? Kesinlikle. Biz yılın başında %30 gelir büyümesi hedeflemiştik. Var olan gelişmeler içinde biz bunu %40'ın üstüne taşıyacağımızı öngörüyoruz. İkincisi ise EBITDA karlılığımız. EBITDA karlılığına baktığınız zaman 19 milyar öngörmüştük. Bunu da 20 milyar revize ettik. Ama daha da önemlisi yatırımlar. Biz yatırımlarımızı hep gelire oranlıyoruz. Gelirin %20-21'ini yatırıma harcama hedefimiz var. Bu noktada tabii üst tarafı, yani %40'ın üstüne taşıdığımız için gelirleri, burada da yatırımlara da hız vereceğiz. Yatırımları kesmeden devam edeceğiz diyebilirim. Peki yatırımlar noktasında şimdi döviz kuru oldukça oynak biliyorsunuz. Bu durumu karşı siz nasıl kendinizi kolluyorsunuz? Şu anki yatırımları da gelinen son durum nasıl? Bir de tabii yurt içerisinde bir enflasyonist baskı sorunu var. Bu size Turkcell'e nasıl yansıyor? Enflasyon muhasebesi gündemde mi sizin için açınızdan? Şimdi sondan başlayayım. Enflasyon muhasebesi, biz çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bizim zaten uluslararası IFRS dediğimiz raporlama standartlarında bu konuda yapmak durumunda olduğumuz bizim denetçi tarafından söyleniyor. Dolayısıyla biz kendimizi uluslararası, ulusal bütün defterlerde enflasyon muhasebesine hazırlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Muhtemelen de olacağını öngörüyorum, kendi öngörüm olarak. Onun dışında tabii ki gelirlerle beraber yatırımları da önde tutmak çok önemli. Önümüzdeki dönemde de bu noktada hızlı hareket etmek istiyoruz. Peki son olarak şunu sorayım. Bazı sektörler finansmana erişimde zorluk olduğunu ifade ediyor. Siz ama tabii Turkcell olarak Paysel ile birlikte kredi veren bir konumdasınız aslında. Bir de dijital bankacılığa ilişkin de çalışmaları var. Bu iki konu Turkcell'in finansmana şirketine dönüşümünde nasıl bir rol oynayacak? Şimdi bizim hedefimiz finansal hizmetler platformunu oluşturmak. Bu platformda neler var? Ödeme sistemleri Paysel.
kredi sistemleri finansal, tüketici finansmanı, tüketici kredisi veriyoruz. Üçüncüsü, çok yeni sigorta, dijital sigorta, insurtech alanında bir şirket çok yeni oluşturduk. Başına da yeni bir genel müdür koyduk. Dolayısıyla artık sigorta sektöründe dijitalleşme konusunda yoğun çaba harcıyoruz. En sonunda dijital bankacılıkta müracaatımızı yaptık. Hedefimiz de dijital bankacılık lisansını bir an önce alıp böylece de bu dörtlü oluşumu bir şemsiye altında toplayıp finansal hizmetler oluşuma dönüştürmek. Murat Bey çok teşekkür ederim kıymetli katkınız için. Yeniden görüşmek üzere. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Murat Ufan, Türksel Genel Müdürü Murat Erkan bizimle birlikteydi. İkinci çeyreğe ilişkin bilanço sonuçlarını değerlendirdik. Sözü yeniden size bırakıyorum. Yarkın çok teşekkür ederiz bu güzel röportaj için. Çok çok sağ ol diyelim. Yarkın Sun, Türksel Genel Müdürü ile ikinci çeyrek bilanço rakamlarını konuştu. Aslında Sayın Genel Müdür konuşmasında bilançoyu analiz ederken Fintech'e değindi. Bizde bugün çok değerli bir konuğumuz var. Sabrican Zaim, Payments CEO'su ile birlikte tabii Fintech'i konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Murat Bey. Şimdi tabii Fintech çok önemli bir alan. Bizim kanalımız için de çok çok önemli bir alan ki bir önceki programda Fintech dünyasında sevgili Erencan Umut bu anlamda program da yaptı. Yer veriyoruz. Size göre Fintech nedir? Bir tanımlamanızı rica edelim. Birazcık da tabii sizin şirketinizi tanıyalım. Şu şekilde direkt olarak finansal teknolojilerden bahsedeyim. Şu anda mevcut finansal enstrümanları çok fazla kullanır haldeyiz. Dikkat ediyorsanız yavaş yavaş artık bizim için dijital kartlara geçilen bir süreç başlıyor. Telefonlarımızın kartların yerini almaya başladığı bir süreç başlıyor. Ve bu sürecin içerisinde bankalarla finansal teknoloji şirketlerinin rekabet ettiği, yavaş yavaş pazara farklı oyuncuların girdiği ve ciddi anlamda evinde el emeği üreten bir hanımefendiden bin bayilik bir fabrikaya, bunun dışında top 100 internet şirketlerinin kendini finansal enstrümanlara bıraktıkları nakit akışlarını, borçlanmalarını, ödemelerini tamamen bu dünya üzerinden elde ettikleri yeni bir yapıya geçiyoruz. Evet. Aslında bu 2000 yılında bankacılığın tam anlamıyla e-ticaretle birleşmesiyle başlayan yapının bir üst level diye açıklayabilirim. Türkiye'de fintech ile ilgili atılan adımlar da var. Merkez Bankası nezdinde ve BDDK nezdinde atılan adımlar var. Şu anda dünyaya göre kıyasladığınız zaman Türkiye'de fintech teknolojisi ne aşamada sizce? İki taraflı kıyaslayayım. Bir kullanıcı tarafından bakalım. Kullanıcı tarafından baktığımızda mevcutta pazarda bulunan kullanıcı finansal teknolojiye çok yatkın halde. Çünkü bankacılığın yeni çıkarttığı ürünleri olabildiğince hızlı adapte oluyoruz. Evet. Örneklendirmek gerekirse mobil aplikasyon kullanımında, mobilden kredi başvurusunda, bankacının tüm enstrümanlarının kullanımında Avrupa'dan çok öndeyiz. Hı hı. Bu da pazara yeni giren finansal teknoloji oyuncularının aslında bir parça işini kolaylaştırıyor. Çünkü kullanıcı daha hızlı adapte olabiliyor. Evet. Diğer tarafa baktığımızda bankalarımız ellerindeki mevcut yapıyla birlikte hem finansal teknoloji şirketlerine yeni oyun alanları açıyorlar, hem finansal teknoloji şirketleriyle aslında rekabet edebilir hale geliyorlar. Bankalar bu anlamda rekabet edebiliyor mu sizce? Yani anladığım kadarıyla bu finansal teknolojilerde yön belirleyen fintech şirketleri oluyor. Bankalar bir miktar daha belki Antalya'da ağır bir yapısı olabilir. Burayı birazcık konuşalım. Teknolojinin hizmete dönüşme hızından bahsedelim. Bir de bankalar rakipleriniz mi? Yani fintech şirketlerinin gelişmesi, bankaların ortadan kalkması anlamına mı geliyor? Yoksa bir taraftan tamamlayıcı hizmetler mi sağlıyorsunuz karşılıklı? Sektör büyüklerimizin rekaberlik olarak adlandırdıkları bir söz var. Aslında tam olarak buna işaret edebiliriz. Bankalarla rekabet ettiğimiz çok fazla alan var. Özellikle son kullanıcıya giderken çok fazla alan var. Ama game changer, oyun değiştirici noktasına baktığınızda aslında hamle yapanlar hep teknoloji şirketleri. Hmm. Teknoloji şirketleri bu hamleyi yaptıktan sonra işte Merkez Bankası'nın yeni lisanslamalarıyla birlikte bankalarda kendi finansal teknoloji ekiplerini kurmaya çalışıyorlar. Yaptığımız birçok görüşmede aslında kendi işlerinden bir spin-off çıkartıp küçük startuplar yarattıklarını söylüyorlar. Ama kendi uzmanlık alanı değil normalde değil mi? Evet. Bu, bir de o hantal yapı kalıyor aslında bakarsanız. Sizlerle bu anlamda işbirliği yapma yoluna gitmiyor mu bankalar? Yani bunu hani kendi içerisinde yapmak yerine dışarıdan bu anlamda hizmet almak yolunu tercih ediyorlar mı? Şöyle, globalde şu anda 39 bankayla işbirliği yapar haldeyiz. Bu birazcık bankaların vizyonlarıyla orantılı. Özellikle pandemiyle başlayan dönemde şubelerin kapatılması, yavaş yavaş dijital bankacılığın
eski konvansiyonel bankanın önüne geçmesiyle birlikte bizim gibi finansal teknolojilerin, finansal teknoloji şirketlerinin enstrümanlarını daha aktif kullanır hale geliyorlar. Çünkü evet, gün sonunda kullanıcı için karlılık sağladığımız gibi aslında bakarsanız banka operasyonu için de karlılık sağlıyoruz. Kesinlikle. Aslında bu teknolojilerin en büyük amacı hız ve sanırım maliyetleri bir miktar daha düşürmek. Şimdi sosyal ticaret gibi bir aslında kavram var. Tam olarak nedir diye size sormak istiyorum. Bir de dünyada ve Türkiye'de nasıl bir pazar var bu anlamda? Sosyal ticaret şöyle, aslında 2013 yılında ortaya çıkan bir kavram. İnsanlar sosyal mecraları sürekli olarak günlük hayatlarında kullandıkları için X bir elektronik ticaret platformuna gitmek yerine, X bir ödeme şirketiyle işbirliği yapmak yerine halihazırda kullandıkları bu platformları bir pazar yerine, ticaret yapabilecekleri bir alana çevirmeye başladılar. Bu alana çevirmeleriyle birlikte ilk başta pazar küçüktü. Çünkü daha fazla evinde üretim yapan, bir parça böyle sanatçılar, ev hanımlarının satış yaptığı bir pazardı. Daha sonra elemeyi pazara, ürünler anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Daha sonra pazara büyük oyuncular dahil olmaya başladı. Daha sonra geldiğimiz noktada şu an büyük oyuncuların birçoğu kendi sitelerinden daha fazla dönüşümü sosyal mecralar üzerinden alabilir hale geldi. Özellikle pandemi de PMS de keza sektördeki diğer rakiplerimiz de aslında biz pandemiden yarar sağlayan kuruluşlarız, finansal teknoloji kuruluşları olarak. Pandemiyle birlikte hepimizin evde kaldığı ve evde kendi yeteneklerimize odaklanabildiğimiz, evet, kendi işimiz dışında kar elde edebileceğimizi düşündüğümüz bir dönemde haliyle orası da bir patlama gerçekleşti. Bu anlamda aslında e-ticaret o zaman Sabri Can Bey, sosyal ticaret arasında bir fark var değil mi? İkisi farklı kavramlar diye düşünmek gerekiyor. Şöyle, e-ticaret aslında şu an konvansiyonel tarafta kalan kısmı olarak adlandırabilirim. Sosyal ticaretin buradaki en büyük farkı sürekli olarak müşterilerinizle iletişim içerisinde olduğunuz bir kanaldasınız. Yani sizden ürün alan bir kullanıcıyı, hizmet alan bir kullanıcıyı sürekli olarak takip eder haldesiniz. Keza o da aynı durumda ve buradaki etkileşim yüksek olduğu için şu anda e-ticarette 1/1000'dir başarı oranı. Sosyal ticarette her 4 kişiden birinin alışveriş yaptığı bir, evet, sektörü konuşur hale geliyoruz. Tabii pandemi herhalde dijitalleşmenin en içindeki en önemli etken oldu ve şu anda hepimiz bir şekilde dijital dünyaya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bana şöyle bir istatistik gelmişti ve çok aslında biraz yadırgamışım. Türkiye'de her 3 kişiden bir kişinin banka hesabının olmadığına dair, yani aslında finanse erişim oranı düşük bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla hizmetleriniz yeterince tabana yayılıyor mu? Ve bu anlamda fintechlerin olması bir miktar daha finansal okuryazarlığı artıran bir gelişme mi sizce? Şöyle, bizim başlangıç noktamız bireyler olduğu için aslında biz tabandan başlayıp tabana doğru hamle yapan bir şirketiz. Ve elde etmiş olduğumuz bilgi birikimin en yararlı olan kısmı bize bu. Çünkü gün sonunda tek bir şirketi idare etmekle içeride bulunan 850 bin kullanıcının satışlarına aracılık etmek ciddi anlamda zorlu bir süreç. Türkiye'de şu anda bankacılığa erişim oranında böyle bir ara seviye olsa dahi işte elektronik walletlarla, elektronik cüzdanlarla, elektronik para kuruluşlarıyla, ön ödemeli kartlarla aslında bakarsanız oradaki miktar olabildiğince azalır hale geliyor. Keza Türkiye'nin bu noktadaki güzel yanı teknolojik gelişmelerin hemen ardından regülasyonla da bu tarafı destekleyebilir hale geliyoruz. Evet, sizin aslında yola çıkış hikayeniz sosyal ticaret de o zaman oldu demek sanırım herhalde hatalı olmayacaktır. Aynen öyle. 2017 yılında başladığımızda bireylerin sosyal mecralardan aldıkları ödemeleri rahatlıkla, güvenle almalarını amaçlıyorduk. Lakin geldiğimiz noktada bin bayili fabrikalardan top 100 internet şirketlerine, bankacılık hizmeti verdiğimiz, dijital bankacılık altyapısı verdiğimiz bankalara ciddi bir ekosisteme ulaştık. Bu anlamda bir aslında yol birlikteliğiniz de oldu değil mi? Siz Payments olarak bakıldığı zaman işte bir satın almaya imza atılmış oldu. Oradaki birlikteliğiniz nasıl gidiyor? 2022 yılının başı itibariyle grup şirketimiz Paytaps tarafından satın alındık. Paytaps'i şöyle adlandırayım. Tamamen Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bulunan bir yapı. O bölgenin en yüksek ciroya sahip ödeme şirketi. Hı hı. Bizim yapımıza göre bir parça daha konvansiyonel kalan bir yapı. Biz aslında o grubun fikir ofisi olarak konumlanıp daha fazla son kullanıcıya giden yeni ürünler
elde etmeye çalışan bir ekiptik. Birleşmenin ardından daha fazla global... Aslında Paytaps'e bundan öncesinde fikir sağlıyordunuz değil mi? Birazcık herhalde geliştirme, yeni fikirleri geliştirme gibi. Ama bir baktınız yol birlikteliğiniz başka bir noktaya geldi. Aynen öyle. Sürecin başından beri olabildiğince hızlı şekilde global işbirlikleri yapıp globale ürünler çıkartmak isteyen bir ekiptik. Ki bu işbirliğinden sonra da 3 ay gibi kısa bir sürenin içerisinde 3 yeni ülke operasyonuna da başlamış olduk. Harika. Şimdi aslında bakıldığı zaman Paymas bugüne kadar hangi yatırımları ve ödülleri aldı diye de size sormak istiyorum. Bir taraftan da tabii yenilikçi uygulamalarınız ve muhtemelen ürünlerinizi de tanıtmak istersiniz. Şöyle başlangıç noktasından itibaren aslında bakarsanız olmayan ürünlerle pazara hamleler yaptık. Bu sebepten dolayı International Finance Mag, çeşitli finans kuruluşları tarafından inovasyon anlamındaki tüm fintech ödüllerine aday gösterildik. Bunların ne gibi ürünler bunlar? Bir çoğunu aldık. Şöyle başlangıç noktamızda mesajlaşma aplikasyonları ile son kullanıcıların birbirleri arasında ödeme almasına aracılık sağladık ve onların sosyal medyayı terk etmeden alım yapabilmesine hizmet ettik. Şu an bulunduğumuz noktada bir bireyde büyük bir şirkette 20 saniye gibi kısa bir sürenin içerisinde sistemimize dahil olup kendine ait küçük bir e-ticari sitesi de oluşturabiliyor. Direkt bir tahsilat linki de alabiliyor. PMS kartı alıp PMS kartına ödeme de alabiliyor. Mısır'da işlem yapıp Mısır'da yaptığı işlemin ödemesini Türkiye'de yani işlem yurt dışına da satabiliyor da değil mi? Sadece aynen Türkiye'de öyle. Değil. Orada aynen peki öyle. Regülasyon mevzuat tabii o kullanıcının ilgi alanında olan bir şey. Onun çözümlemesi gereken bir nokta değil mi? Orada bir teknik destek sağlamıyorsunuz herhalde. Bireylerin ödeme alabilme noktasını söylüyorsunuz. Yani orada bir e-ticaret yapabilmesi için muhtemelen yurt dışında da farklı regülasyonlar vardır. Şöyle aslında regülasyonu orada birebir etkileyen kısım sizin ödemenizi hangi ülkeye istiyor olduğunuz. Biz şu anda Paytaps olarak yaklaşık olarak 22 kadar ülkeye direkt olarak ödeme gerçekleştirebiliyoruz. Dünyanın her tarafından da kullanıcılarımızın ödeme almasına aracılık ediyoruz. Yani yurt dışında olduğu zaman da çok rahatlıkla aslında bu ödemesini sağlayabiliyor. İsterseniz Paytaps kısmına birazcık daha gelelim. Orada exit yaptığınızı açıklamıştınız. Tam olarak nasıl gerçekleşti? Global bir ödeme devi diyebiliyoruz. Ve bu anlamda Türkiye bakış açıları nasıl? Ve aslında bir yandan da Türkiye'ye yabancı bir yatırımcı gelmiş oldu sanırım. 2022 yılının başına kadar biz operasyonlarımızı Türkiye ve Azerbaycan ofislerimiz vasıtasıyla sürdürür haldeydik. Zaten biliyorsunuz girişimciliğin başlangıç noktası ve bitiş noktası exit sürecine kadar olan kısımdır. Evet. Bu exit en başından beri daha fazla global ürün çıkartabilmek adına istediğimiz taraflardan bir tanesiydi. Bizim için çok iyi giden bir birliktelik. Çünkü gün sonunda kendi yol haritamızın içerisine Facebook gibi, Uber gibi, TikTok gibi olabildiğince bölgenin ödeme devleri diyorum. Bölgenin teknoloji devlerine de ödeme hizmeti verebilir hale geldiğimiz için. Evet. Kaba bir söylem olabilir belki ama bizi bir ikilik üste çıkarttı ve tam anlamıyla olmak istediğimiz global seviyede işler yapabilir hale getirdi. Evet, yani bu aslında birliktelikler bir karşılıklı olarak bir vizyon da katıyor, prestij de katıyor ve siz de bu anlamda farklı bir deneyim sürecine girmiş oldunuz. Tabii bu anlamda yolunuza nasıl devam edeceksiniz? Ne gibi atılımlarınız olacak bundan sonrası için? Biz şu anda MENA bölgesinin tamamında Paytaps ve PMS olarak operasyonel faaliyetlerimizi sürdürür haldeyiz. Bizim PMS şapkasıyla ve PMS markasıyla grup içerisinde farklı bir görevimiz daha var. Avrupa ve CIS bölgesinin tüm operasyonları bizim sorumluluğumuzda. Bu sene sonuna kadar aslında bu işbirliğini tam anlamıyla tamamlayıp iki takımın, 300 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekibin tam anlamıyla birbiriyle iletişimini tamamlayıp, yeni çıkacak ürünlerimizi tamamlayıp en hızlı haliyle Avrupa operasyonu yapmak ister haldeyiz. Burada sahaya yeni ürünler de sunmak istiyoruz. Evet. Özellikle nakit akışında problem olan ülkeler için mikro krediler, tedarik finansmanı gibi konulara da girerek aslında tam anlamıyla satış yapan kullanıcıların tüm ihtiyaçları çözebilir bir noktaya gelmek istiyoruz. Kullanıcılar daha çok kadın, erkek diye ayırt etmek mantıklı mı? Çünkü biraz el emeğinden bahsettiniz. O yüzden kadınların fazla olduğunu kanıksıyorum ama hatalı da olabilirim tabii ki. Şöyle söyleyeyim, şirketleri bir tarafa bırakır, yalnızca sosyal ticaret yapan bireylere inersek %52'si buradaki kullanıcıların kadınlar. Biz de burada şirket olarak sosyal fayda sağlamak adına aslında kadın kullanıcılarımıza fiyatlama noktasında da bir takım indirimler gerçekleştiriyoruz. Peki bakıldığı zaman fintechler sadece böyle... Sabircan Bey, yani finansal teknoloji, bankacılık ve işte kredi hizmeti gibi sağlanıyor ama en çok hangi alanlarda hizmet veriyor? Aslında hayatımızın her anında biz fintech'i kullanıyoruz herhalde. Telefonumuzda işte
sürekli ödemeler yapıyoruz değil mi? Bakıldığı zaman hiç arada banka yok ama işte hattımız üzerinden bir şekilde ödemeler de yapıyoruz. Dünyada ve Türkiye'de en çok hangi alanlarda hizmet veriliyor? Türkiye bu anlamda dünyaya göre farklılaşan bir durumu var mı sizce? Şöyle, aslında şu an mevcut da Türkiye özelinde konuştuğumuzda finansal teknoloji dediğimiz an itibariyle aklımıza ödeme sistemleri geliyor. Ama gelecek dönemde aklımızdan ödeme sistemlerinin de tamamen kaybolacağı bir çağ yaşayacağız. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde 2 tane bankaya dijital banka lisansının verildiği bir yerdeyiz. Artık yavaş yavaş bankaların aradan kalktığı, o kartların elimizden gittiği ve yalnızca tek bir cihazla yurt dışına ödeme gönderebildiğimiz, rahatlıkla bir satış yapabildiğimiz, ödeme alabildiğimiz ve yatırımlarımızı şekillendirebildiğimiz bir dünyaya doğru geçiş yapacağımızı düşünüyorum. Evet, değişik bir dünya. Tabii bu dünyanın içerisinde bir de şu anda yaşadığımız şey blockchain teknolojisini de çok tartışıyoruz. O taraftaki gelişmeleri de mutlaka zaten takip ediyorsunuzdur sanırım. Özellikle takip etmeye çalıştığımız bir alan. Bizim konumlandırmamızda regülasyonun izin verdiği ve izin vermediği noktalar var. Ama olabildiğince orası özelinde de ürün ve hizmet geliştirmeye çalışıyoruz. Sabircan Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza kıymetli katkılarınız için. Payments CEO'su Sabircan Zaim'le birlikte efendim konuşmuş olduk. Yılın ikinci çeyreğinde de toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 85 milyon 130 bine ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan dijital, internet ve mobil bankacılık istatistiklerine göre Nisan-Haziran döneminde toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 85 milyon 130 bine ulaştı. Söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 14 milyon 354 bin kişilik artışa işaret etti. Bu kişilerin 2 milyon 524 bini sadece internet bankacılığı işlemi yaparken 73 milyon 937 bini sadece mobil bankacılık kullandı. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kişi sayısı ise 8 milyon 667 bin oldu. İkinci çeyrek itibariyle mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 1,4 milyar, tutarı ise 7 trilyon lira oldu. Söz konusu finansal işlemler arasında en büyük paya 2 trilyon 830 milyar liralık işlem hacmi ve 69 milyon işlem adediyle EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri sahip oldu. Bunu 636 milyar liralık işlem hacmi ve 17 milyon işlem adediyle yatırım işlemleri takip etti. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşması beklenen orta vadeli programın hazırlık süreci kapsamında çalışmaların üzerinde durulduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun son toplantısında orta vadeli programın hazırlık süreci kapsamındaki çalışmaların üzerine durulduğu bildirildi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm ve beklentiler, iç ve dış finansman tarafındaki gelişmeler değerlendirilmiş, önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılması beklenen orta vadeli programın hazırlık süreci kapsamındaki çalışmalar üzerine durulmuştur bilgisine yer verildi. Ham petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki son dönem seyirde dahil olmak üzere küresel düzeydeki gelişmelerin dikkate alınarak Türkiye'nin enerji sektörü görünümünün ve gelecek dönem potansiyel eğilimlerinin değerlendirildiği belirtildi. Daha önce gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçlarının gözden geçirildiği ve bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımların görüşüldüğü aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi. Son olarak nitelikli insan kaynağını ve yatırımları ülkemize çekecek çalışmalara temel oluşturacak teknoloji ve Ar-Ge faaliyetleri alanında işbirliği ve veri paylaşımına ilişkin protokol çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmıştır. Evet, kısa bir araya gidiyoruz. Reklam sonrası Adnan Dalgakıran, Makfet Başkanı ile birlikte sanayide enflasyonun etkilerini, Merkez Bankası faiz kararının yansımalarını konuşacağız. Ki Merkez Bankası toplantı tutanaklarında bildiğiniz gibi özellikle sanayi ve büyüme rakamlarının öneminden bahsedilmişti. Dolayısıyla da çok önemli bir yarım saatlik röportaj gerçekleştirmeyi ümit ediyorum diyelim. Kısa bir araya gidelim, kısa bir aradan sonra devam edelim.
Evet, gün ortası devam ediyor. Sanayi sektörünü konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Makine Federasyonu Başkanı, MAKFED Başkanı Adnan Dalga Kıran olacak karşımızda. Adnan Bey, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Makine İhracatçıları Birliği MAİB verilerine göre Türkiye'nin makine ihracatındaki artış devam ediyor ve bu anlamda makine imalat sanayisi Ocak-Temmuz ihracatı 14.2 milyar dolara kadar ulaştı. Özellikle Rusya'ya olan ihracatın arttığına şahit olmuş olduk ki %22.1'lik bir yükseliş var. Aynı zamanda tabii Almanya ve Amerika'ya yapılan ihracat da önemli. Bu dönemi nasıl okuyorsunuz Adnan Bey ve özellikle Rusya'ya olan artış bir miktar savaştan mı kaynaklandı sizce? Evet tabii, yani şu anda Rusya'da pek çok batılı şirket faaliyetlerini ya son verdi ya ara verdi ya bekliyor. Bu da şu anda ticaretini sürdüren Türkiye için sadece makine sektöründe değil, tüm Rusya'nın ihtiyacı olan alanlarda bizim için bir fırsat oluşturdu. Ama bu konjonktürel bir durum. Tabii ki bu ambargonun ne şekilde sürdüğü, neresinde yer alacağı belirginleştikçe bu başka şekillere de dönüşebilir. Evet. Evet. Arada teknik olarak sıkıntılar olabiliyor. Yönetmenimiz Burçin müdahale edecektir. Adnan Bey ile birlikte aslında makine ihracatçıları verilerine göre konuşacağız ki o dönemde Türkiye'nin makine ihracatındaki artışın devam ettiğine şahit olduk. Makine imalat sanayisi Ocak-Temmuz ihracatına baktığımızda 14.2 milyar dolara kadar çıktı. Aynı zamanda en fazla makine ihracatının gerçekleştiği ülkelere baktığımız zamansa Türkiye, Almanya ve Amerika'ya yapılan satışların toplam 2,5 milyar doları bulurken Rusya ihracatı ise %22.1 oranında arttı ki bu anlamda savaştan dolayı Rusya'nın gereksinimleri Türkiye üzerinden gerçekleştiğini söyledi Adnan Bey. Peki bu makineleri ürettiğimiz zaman tabii dolara bağımlı mıyız yoksa yerli bir makineden mi bahsediyoruz ve özellikle üretim ve maliyet kompozisyonu nelerden oluşuyor? Bunları da konuşacağız efendim birazdan. Ama öncesinde bir haberimiz var. Önce o haberi izleyelim. Sonrasında Adnan Bey hazır olduğu zaman bir kez daha bağlanacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık enflasyon 8,5 puanı gerilemesine rağmen üyelerden tabii ki özellikle enflasyon ve faize dair şahin ifadeler geliyor. Bölgesel FED başkanları enflasyonda düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasını savunduğunu belirtti. Kansas City FED Başkanı Esther George, gelecekteki faiz artırımlarının hızının ve faizin nereye kadar yükseleceğini hala tartışılmakta olan bir konu olduğunu söyledi. Minneapolis FED Başkanı Nick Ashkari ise FED'in atılacak adımlar bir resesyonu tetiklemesi olasılığı bulunsa da çok yüksek olan enflasyonu mümkün olan en kısa zamanda aşağı getirmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan Louis FED Başkanı James Ballard, FED'in Eylül ayında yapılacak FOMC toplantısında federal fon faiz oranını 75 bas puan daha artırması taraftarı olduğunu vurguladı. Evet, bir kez daha konumuza dönelim. Adnan Dalga Kıran, MAKFED Başkanı olacak karşımızda. Adnan Bey, teknolojinin azizine uğradı, kusura bakmayın lütfen. Burada makine ihracatından bahsediyorduk. Almanya ve Amerika'ya toplam 2,5 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Rusya ise böyle bir dönemde 22.1'lik yüzdesel anlamda bir artış kaydedilmiş oldu. Türkiye makineleri ürettiği zaman tabii bu anlamda yerli makinelerden bahsedebiliyor muyuz? Özellikle dolar ve euronun şu andaki seviyesi hem maliyet hem de bakıldığı zaman satış anlamında nasıl bir tabloya yol açıyor? Şöyle söyleyeyim, yani bir ülkenin makine üretmesi ve üretim araçlarını üretmesi ve bunu dünyaya satmasının ne kadar önemli olduğu artık entelektüel alanda çok iyi bilinen bir konudur ve halkın arasında çok fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Ama ülkenin zenginleşmesinin en önemli araçlarından biri üretim araçlarını üretmek. Ben Makine İhracatçılar Birliği Başkanı olduğum zaman Türkiye 2,5 milyar dolar yıllar önce 2,5 milyar dolar ihracat yapıyordu ve o gün anlatmaya çalıştık. Üretim araçlarını üretmek son derece stratejik. Hele Türkiye için iki konuda büyük açığımız var. Enerji kaynakları ve yatırım varlığı. İşte bu noktada büyük bir şansımız var. Hiç durmadan, 20 senedir hiç bıkmadan anlatılıyor. Türkiye bu büyük şansını kullanmalı diye.
bu noktada önemli bir yere geldik. Yani yıllık 30 milyar dolara yaklaşan bir makine ihracatı önemli bir ihracat rakamı. Ama bu neticede yılda 300 milyar dolar makine ihraç eden Almanya'nın 10'da 1'i seviyesinde. Daha evvel 20'de 1 seviyesindeydik. Ben mukayeselerimi içeriyle böyle yapıyorum. Şimdi 10'da 1'i seviyesine geldik. Eğer bu rakamı daha yukarılara çıkartabildiğimiz takdirde Türkiye'nin cari açık sorununu bu sektör çözecektir. Bunun altını tekrar çizdikten sonra şöyle söyleyeyim. En önemli ihracatımızı da Avrupa'ya yapıyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki gelişmiş ülkeler bizim makinelerimizi kullanıyor ve bizim makine üretmekteki nitelikli makine üretme kabiliyetimizi de çok açık bir şekilde gösteriyor. Bu Türkiye için umut verici. Yani petrol bulmaktan, doğalgaz bulmaktan çok daha umut verici bir gelişme olduğunu size söyleyebilirim. Bu sürede olan durumda az evvel söylediğim gibi konjonktürel bir durum. Bizim makinelerimiz oradaki bazı batılı firmaların durması ya da geri çekilmesiyle ciddi bir alan kazanıyor şu anda. Bu da bizim için bir fırsat ve bu fırsatı Türkiye değerlendirmeye çalışıyor. Adnan Bey, şimdi tabii Rusya-Ukrayna Savaşı'nın getirmiş olduğu bir resesyon tablosu da var ki özellikle ABD tarafında da biliyorsunuz resesyon tartışılıyor. Hani istihdam yaratan bir ekonomi ancak yine de bakıldığı zaman iki çeyrek üst üste büyüyememe noktasında bir sorun yaşadı. Özetle resesyonda Avrupa tarafında da aynı tablonun devam ettiğini görmüş olduk. Dolayısıyla Çin tarafında da büyüme rakamları aşağı yönlü geliyor. Bunlar bir dezavantaj yaratıyor mu Türkiye'nin ihracatı açısından? Ne söylemek istersiniz? Türkiye'nin ihracatı açısından bunlar tabii ki bir her ülkeye olduğu gibi Türkiye'ye de bir fiyatı. Bu eşit bir durum var ama Türkiye'nin ihracatçısının şu anda daha endişelendiği daha başka bir şey var açıkçası. İki tane konu var. Kendi içinde endişeleniyor bu konuda. Bir tanesi enflasyonun %80 olduğu bir yerde dövizin bundan çok daha düşük şekilde artması Türk ihracatçısını maliyetler açısından sıkıntıya sokacak bir durum. İkincisi de her zaman yanında gördüğü Exim kaynaklarını ve kredi kaynaklarını yeterince kolay ve uygun şekilde ulaşamama endişesi. Yani bu iki konu Türk ihracatçısını daha fazla endişelendiriyor. Dünyadaki duruma bakarsak, dünyada konjonktürel olarak var olan bir gelişme Türk ihracatçısının imkanı işine yarıyor. Mesela konteyner fiyatlarının çok yükselmesi. Bu da konjonktürel bir durum. Birkaç yıl sonraki durum. Bize bir fırsat yaratıyor ve bu fırsatı oldukça iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama daha genel anlamındaki gelişmeler de bize bir fırsat yaratıyor. O fırsat da şöyle. Bugün dünyadaki üretimin %51-52'si Uzak Doğu'da gerçekleşiyor. Batılı ülkelerin Uzak Doğu'nun bu gelişmesine, özellikle Çin'in bu hızlı gelişmesine karşı bir takım farklı tedbirler ya da farklı yaklaşımlar sergilediğini görüyoruz. O da nedir? Artık dünyada Çin'de üretip kendi ülkelerine ya da dünyaya ihraç etme konusunda geri adım attıklarını görüyoruz. Çin'de üretip yeni Çin'e satma konusunda bir gelişmenin olduğunu görüyoruz. Bu da aynı zamanda işte Endüstri 4.0 gibi kavramlarla ya da dünyada pandemiyle beraber hızla değişen tedarik zinciri anlayışları hepsi Türkiye'ye büyük avantajlar sunuyor. Bu avantajları iyi değerlendirmek için bu avantajları kullanmaya hazır bir durumumuz olması lazım. Bu noktada da işte az evvel bahsettiğim konu çok önemli. Burada şunu söylemek istiyorum. Bankaların Türkiye'de limit belirlemeleri TL üzerindendir. Şöyle iki sene evvel 1 milyar lira kredi alan bir ihracatçı firma bugün dövizin 3 katı artması ve aynı zamanda ihracatçı firmaların hızla büyümesiyle sermaye ihtiyaçları 4-5 kat artmış ama limitleri bu seviyede artmamıştır. Bir de daha süratle gidebiliriz ama ihracatçı bu sıkıntılarla da aynı zamanda uğraşmaya çalışıyor açıkçası. Adnan Bey, şimdi tabii enflasyonun çok yüksek olduğu bir ortamdayız. %80'lere kadar çıkmış oldu ama burada özellikle üreticinin enflasyonu çok çok yüksek.
Dün bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın faiz kararını da tartıştık. Önce bu enflasyonla ilgili ne düşünüyorsunuz? Özellikle sanayicinin üretim yapması, satması, birçok girdi maliyetine katlanmak zorunda kalıyor ki artan maliyetlerden bahsediyoruz. Hatta çoğunu belki yansıtmıyor, sonrasında zam olarak yansıtıyor. Enflasyonla ilgili Merkez Bankası'nın faiz politikasıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Enflasyonla ilgili, enflasyon kendisiyle ilgili önemli bir şey yok. Yani enflasyon dedi mi bütün dünya ülkeleri şeytan görmüş oldu. İnsanlar şeytan görmüş oldu. Dolayısıyla da bununla ilgili bunun çok olumsuz bir şey olduğunu herkes biliyor. Enflasyon demek işte haksız vergi demek, fakirleşme demek, öngörüsüzlük demek, efendim, paradan para kazanmak demek, ticari ahlaksızlığın büyümesi demek, sabit gelirlerin zayıflaması demek. Demek ne demek? Finansal güçlükler demek ki bu. Şimdi enflasyondan sadece kimler faydalanabilir? O dönemde nakit parası olan işletmeler, hangi işletme olursa olsun özellikle. Bunlar çok daha ciddi para kazanırlar. Ama kredi kullanman, iş yapan ve belirli sermayeyi doğru şekilde kullanmaya çalışan, doğru şekilde üretim yapmaya çalışan firmalar için ciddi sıkıntı doğurur. Yani bu öngörüsüzlük içerisinde malı kaça mal edeceğini bilememek daha fazla stok yapmaya sebebiyet verir. Bu hele enflasyonu daha fazla görüntülüyor. Şirketlere daha fazla yük bindesine sebebiyet veriyor. Aynı zamanda daha fazla kredi maliyetleri oluşturuyor. Bir de baktığınız zaman zaten tablo açıkça görünüyor. Tüketici enflasyonuyla üretici enflasyonu arasındaki farka baktığınız zaman bu ne anlama geliyor? Üretici çok daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıya, yani saha ürüne yansıttığı maliyetten daha fazla bir maliyet artışıyla karşı karşıya, fakat bunu ürüne yansıtamıyor. Bütün bunlar son derece ciddi olumsuzluklar. Zaten onun için de dünyada bütün ülkeler önceliğini enflasyonla savaşa veriyor açıkçası. Burada özellikle rekabetçi kur söylemi çok fazla geçmişti aslında. Yer bulmuştu Adnan Bey. Yani burada rekabetçi kur dediğimiz şeyden siz iş dünyasından biri olarak, önemli birisi olarak, MakFed Başkanı olarak ne anlıyorsunuz? Şimdi ben bu rekabetçi kur kavramından, rekabetçi kur diye bir kavrama çokça da inandığımı söyleyemem. Yani şöyle söyleyeyim. Olduğundan daha fazla değerli bir TL sadece ihracata zarar vermez. Daha fazla ithalat yapmanıza sebebiyet vererek sizin ekonominizin ilk etapta canlı görünmesine ama sonrasında ise sizi felakete götürecek yolun uçurumun başına doğru sürüklemesine yol açacaktır. Dolayısıyla da şöyle paranın değeri gerçek değerinde olması. Ne düşük ne fazla. Şöyle söyleyeyim size, ben geçmişte bundan araştırmalarını yaptırdık biz uzmanlara. TL çok değersiz olduğu zaman ihracatımız patlamış mı? Öyle bir şey yok. Ya da TL değersiz, TL normal değerinde sürmeli. Peki bu değer ne olmalı diye baktığınız zaman sizin enflasyon oranında dövizin de değerinin aynı şekilde aynı sıralamada gitmesi, aynı şekilde artış ya da azalış göstermesi gerekiyor. Ama şöyle, paranız, enflasyonunuz %80 olduğu zaman sizin dövizinizin değeri de, dışarıdaki dövizin değeri de %20 artarsa bu şu anlama geliyor. Sizin içerideki maliyetleriniz minimum, tüketici üretici maliyetleri daha da fazla %100'ün üzerinde, üretici maliyeti olarak da %100'ün üzerinde maliyetlerinize TL olarak yükleniyor. Ama siz bunu dışarıya satarken bunu yansıtamıyorsunuz. Ya da dışarıdaki ürünleri, sattığınız ürünlere ciddi şekilde zam yapmak ve rekabet gücünü kaybetmekle karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla da paranın mukabil, doğru, sizin ekonominize, sizin gücünüze karşılık olan değeri neyse bunun stabil bir şekilde sürmesi gerekiyor. Ama bir güçlenip bir zayıflarsa, yani halk diliyle anlatıyorum, bir aşağı bir yukarı giderse siz de zaten rotanızı kaybedersiniz, politika belirleyemezsiniz. Ne finansal maliyetlerinizle ilgili bir politika belirleyebilirsiniz, evet, ne de satış fiyatlarınızla ilgili bir politika belirleyebilirsiniz. Son derece kötü olan bu yani.
Evet, bu anlamda aslında fiyatlama yapamama noktasında sanayicinin elini birazcık daha zorlaştıran bir gelişme oldu. Dün de Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda bir yükseliş oldu. O zaman bu kur artışları sanayiyi olumsuz etkiliyor diyebiliriz değil mi Adnan Bey? Çünkü oynaklık artıyor, volatilite artıyor. Ya şu anda şöyle, kur artışları derken TL'nin hangi değerde olması gerektiği, dövizin hangi değerde olması, doların hangi değerde olması gerektiği önemli. Ama diyelim ki bir yılda sizin paranızın değeri %100'e yakın gerilemişse ve siz şirketinize daha açık anlatın, işçilikler dahil her %100'ün üzerinde zam yaptınızsa, maliyetlerinize bu yansıdıysa, döviz de aynı yerde kalmışsa ya da %10-20 arttıysa, o zaman orada rekabet gücünüzü ya zarar edeceksiniz ya da o yaptığınız ürüne zam yaparak rekabet gücünü kaybedeceksiniz. Yani dövizin şu anda doğru değerde olup olmadığını başka bir şekilde zaten bakmak ve tartışmak lazım açıkçası. Ama bunun enflasyonla doğru orantılı olarak gidebileceğini de bilmek lazım yani açıkçası. Kredi noktasından biraz Adnan Bey konuşabilir miyiz? Çünkü burada özellikle kredi faizlerinin oldukça önemli ölçüde yükseldiğini gördük ki Merkez Bankası'nın politika faizinden daha yukarıda bir seviyede. Bu anlamda bankalar çok fazla risk görüp kredi verme noktasında çekimsel yaklaşıyorlar mı? Sanayinin krediye erişimi hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi sizler de duyuyorsunuzdur şu anda krediye erişim konusunda. Ciddi zorluklar var açıkçası. Şirketlerimiz yani sanayi faaliyetlerinde büyüme var ve gelişme var. Bu çok net ortada. Ama bu büyüme ve gelişme aynı zamanda daha fazla kredi, daha fazla sermaye ve kredi ihtiyacına da ihtiyaç duyulmasına sebebiyet veriyor. Keza maliyetlerin ciddi şekilde artması ve enflasyonla beraber başka bir durum ortaya çıkıyor. Yani geçmişte düşük enflasyon zamanında şirketler için belirlenen limitler belki 3-5 yıl hiç değişmeden de kalsa o limitlerle ilgili bir sorun yaşamıyorduk. Ama %100'e yaklaşan bir enflasyonist ortamda bir yıl evvelki limitimizi bir yıl sonra 2'ye çıkartılması gerekirken bunun böyle yapılmakta biraz zorlanıldığını görüyoruz. Bu bir politika da olabilir, bilemiyoruz tabii. Ama şu anda şirketlerde krediye ulaşmak konusunda bir sıkıntı var. Kredi maliyetleri olarak şöyle bakmak lazım. Yani yine enflasyonun %100'e yaklaştığı bir yerde, %80 olduğu bir yerde %30 faizlerle bile kredi kullanmak aslında eksi faizlerle kredi kullanmak anlamına da geliyor bir manada. Ama yine de bu krediye ulaşamadıktan sonra bunun enflasyonun altında bir faiz değeriyle veriliyor olması çok da manalı olmuyor açıkçası. Bu anlamda Türk makine üreticileri dünyadaki rakiplerine göre çok daha zorlu şartlarda üretim yapıyor diyebilir miyiz Adnan Bey? Bakın, yani onlarla nasıl mücadele ediyoruz biz dünyadaki rakiplerimize? Bakın, Türk makine sektörünün diğer sektörlerden de şöyle de bir farkı var. Sadece kaynak kullanma açısından değil, kaynak kullanmada makine bir teknoloji üretmedir. Üretim araçları üretmedir. Ve pek çok makine bir yıl, iki yılda teslim edilir. Yani bir tarladan aldığınız domates değildir, kamyona yüklerle satarsınız. Ya da çok kısa sürede üretimini gerçekleştirebilirsiniz. Dünyadaki rakiplerimizle karşılaştırdığımızda, mesela bir Almanya'daki rakibimizle, bir Alman makinecisiyle Türk makinecisi arasında nasıl bir fark vardır derseniz, İki tane fark var. İki önemli fark var. Ve iki olumsuz duruma rağmen Türk makinacısının nasıl bir başarı gösterdiğini şimdi burada göreceksiniz. Bir, Alman makinacısı gider bankadan %1-2 faizle 3 yılı 5 yılı ödemesiz 10-15 yıl kullanımı üzerine kredisini alabilir. Türk makinacısının böyle bir şansı yok. İkincisi ise daha da önemli. Yine Alman makinecisi makinasını satarken arkasına yine bu finansal desteği alır ve Türkiye'deki makineciye gelir, Türkiye'deki kullanıcıya ya da Arjantin'dekine ya da İtalya'dakine ya da Japonya'dakine ya da Çin'dekine der ki ben sana gel benim makinemi al ama aynı zamanda benim bankalarım sana bu makineyi alırken 3 yıl hiç ödemesiz 10 yıl vadeli kredi verecek.
bu teklifle makinasını teklif eder. Bizim makinatımızda der ki Alman'a, Çinli'ye, İtalyan'a, Arjantinli'ye der ki benim makinamı al, hadi sana iyilik yapayım, 3 aydır dediler. Hangi makine satar? Evet. 10 yıl, 3 yıl ödemezsiniz. 10 yıl vadeli olanı mı alırsınız? Hatta maliyetine bile bakmazsınız. Tabii. İşte biz bu şartlarda büyüyoruz. Biz bu zor şartlarda Türkiye'de bir mucize yaratıyoruz. Ve 30 milyar dolarların eşiğine kadar da geldik. Bu anlamda bir de dolar fazlası veriyorsunuz değil mi? İhracat yapıyoruz yani. Tabii. Adnan Bey, o zaman birazcık da devlet teşviklerine izninizle konuşalım. 2 dakika kadar bir süremiz kaldı. Yeterli mi ve üretici yeni projeler yeterince destekleniyor mu bu anlamda? Şöyle bakmak gerekir. Devletin aslında çok ciddi bir kaynak kullandırımı var. Yani çok ciddi bir teşvik akıttığını düşünüyorum. Yani en azından akıttığı teşviklerin doğduğu sonuçları doğru bir şekilde öğretmemiz lazım. Biz burada yanlış yaptığımız şeylerden biri de daha yapmadığımız şeylerden biri bu verdiğimiz teşviklerin ne tür sonuçlar vermediğinin analizini yapmamız gerekiyor. Ver teşvik verilen yerlerde orada geri dönüşümü çok kuvvetli olan alanlara daha da kuvvetlendirmek ama verdiğimiz yerde o teşviklerin kaybolduğu yerleri de durdurmak gerekir. Bu analizleri yapmamız gerekir. İkincisi de bu teşviklerde mesela startuplar için verilen ciddi teşvik ve desteklerde çok ciddi sonuçlar alamadığını gördüğümüz keza AG'lerden böyle yani açık konuşmak lazım. Ama burada en önemli şey şu, bizim nitelikli insan kaynağında çok ciddi sorunumuz var. Eğer o nitelikli insan kaynağınız yoksa gökten para da yağdırsanız hiçbir şey ifade etmez. Bu gerçeği bir kere kabullenelim ve bu nitelikli insan kaynağını niye yetiştiremediğimizi çok ciddi şekilde sorgulamadıkça biz bu sarmalların içerisinden 100 yıl daha çıkamayız. Bakın biz 300 yıldır dünya ekonomisinden %0.7 ile 1.3 arasında değişen pay alıyoruz. Bu 300 yıldır hiç değişmiyor. Burada ne kadar konuşursak bunu, bunun püf noktaları var. Bunları ben hep söylüyorum. Evet. Bunun değişmesi için sosyal kültürel bazı değişimler olması gerekiyor. Bizim kurallarla işleyen bir ekonomik sisteme girmemiz gerekiyor. Dönmemizi hiçbir zaman girmedik oraya. Kuralların net olduğu bir ekonomik modele, kuralların net olduğu, herkesin neyin ne zaman ne olacağını bildiği, şeffaf ve kuralların net olduğu bir ekonomik modele, kayıt dışının ortadan kalktığı bir ekonomik modele girmemiz gerekiyor. Yoksa bu içinde bulunduğumuz durum, bu da kötü bir durum değil. Evet. Sürekli ortalama %1 pay alırsanız, dünya zaten gelişiyor ve büyüyor. Siz yine bu %1 payla da daha müreffeh hale yavaş yavaş gidersiniz. Ama evet, çok daha hızlı ve önünüzdeki ülkeleri yakalamak istiyorsunuz. Güçlü olmak istiyorsunuz. Bu arzu Türk milletinde var, görüyoruz yani. O zaman başka şeyler yapmak lazım. Hı-hı. Bugüne kadar yaptıklarımızdan çok başka şeyler yapmamız lazım. Aslında o yol haritasının olmaması sadece sizin alanınızda değil herhalde, hem ekonomide hem birçok alanda buna Adnan Bey maalesef şahit oluyoruz. Aslında sürenin sonuna geldik ama hani bir cümleyle sizin bu çizmiş olduğunuz ve vermiş olduğunuz bilgiler zaten hayata dönüşmüş olsa Türkiye şu anda herhalde orta gelir tuzağından da çıkmış olur. Milli gelirimiz de artmış olur. Daha refahlı bir toplum da gerçekleşir diye ümit edelim Adnan Bey. Yine de ümit bunu etmekten. Bunu yüzleşme kitabımda yazdım zaten. Okuduysanız evet, her şeyi yazdım orada. Harikasınız. Çok teşekkür ederiz elimize kıymetli katkılarınız için. Makfiyet Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuştuk efendim. Gün ortasında sonuna geldik. Total istasyonları gün ortasını sundu.